İyi akşamlar. Değerli izleyenler, yine hüzünlüyüz, acılıyız. Elazığlı bir hemşerimiz daha şehit oldu. Tüm şehitlerimize ve hemşerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Her zaman olduğu gibi yine bu akşam da konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Süleyman Yapıcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz da Harput'ta geçmişten geleceğe din eğitimi. Evet hocam, İslam'ın ilk yıllarında dine eğitim nasıldı İslamiyet'te? Evet. Evet, öncelikle ben de sizin dileklerinize katılıyorum. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Yakınlarına Cenab-ı Hak sabırlar ihsan etsin. Ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Şimdi Harput'ta geçmişten geleceğe dini eğitim dediğimiz zaman, öncelikle dini eğitim ne zaman başlamıştır? Evet. Cenab-ı Allah bir zaman Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti ayetine baktığımız zaman, Hazreti Adem'i yaratırken onu yeryüzünde hükmedecek bir halife ve aynı zamanda bu halifeyi ilimle donatarak yeryüzüne gönderdi. Evet. Yani eşyanın isimlerini, kullanış amaçlarını, gayelerini ve şeklini ne yaptı? Hazreti Adem'e öğretti. Yeryüzünü imar edecek olan insan, kendi adına hükmetmesi ve yönetimi Allah'ın temsilcisi, yani halifesi olarak yarattığı zaman, aynı zamanda onu eşyanın ilmiyle, hakikatını bilme yetisiyle, yani yeteneğiyle donattı. Evet. Hazreti Adem'den sonra, yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Allah yine bazı peygamberlerine ilim veya ilim anlamında kullanılan hikmeti verdiğini, ayrıca da ilmi kendisinin öğrettiğini çeşitli ayetlerde belirtmiştir. İlim Allah'ın bir sıfatıdır. Evet. Cenab-ı Hak bu sıfatından bir nebze ne yapmıştır? İnsanoğluna bahşetmiştir. İşte ilimle donatılmış olan bu bilenleri, yani alimleri, yine de ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayetiyle Cenab-ı Hak övmüş ve farklı bir konuma oturtmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de alimleri peygamberlerin varisleridir diyerek alimleri kendisine ve diğer peygamberlere mirasçı yapmıştır. Evet. Daha İslamiyet ortaya yeni çıktığı zaman Kureyş kabilesinde okur yazar sayısı 17 kişi olduğu hakkında rivayet vardır. Yani İslamiyet ortaya çıktığı zaman Mekke'de okur yazar sayısı 17 kişi civarında. Peygamberimiz Mekke'de iken daha peygamberliğinin 4. senesinde kendi evinde gizlice eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak üzere Safa tepesine eteklerinde bulunan Beni Mahzun kabilesinden olan Erkam'ın evini kullanmaya başlar ki biz buna Darul Erkam diyoruz. Peygamberimiz burada hem Müslümanlara hem de kendisini dinlemek isteyenlere Kur'an okuyup öğretiyor. Hem de inanç ve sabır konusunda onları eğitiyor. İslam'ın esaslarını öğretiyordu. Vahyin başlangıcında kendi evindeki ilk öğretimi bir tarafa bırakacak olursak, Darul Erkam'daki faaliyet İslam'ın ilk okuludur. Ve hocası da bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aynı zamanda birçok Müslüman da kendi evini o dönemlerde eğitim merkezi gibi kullanmaya başlamışlardır. Evet. İslam'ın yayılış dönemlerine baktığımız zaman, bu yayılış döneminde ilk dönüm noktası Akabe biatlarıdır. Bu Akabe biatından sonra Peygamberimiz Medinelilere öğretici olarak, Kur'an muallimi olarak Mus'ab bin Ümeyr'i göndermiş. Böylece daha kendisi ve ashabı oraya varmadan İslam'ın Medine'de yayılmasını ve öğretilmesini sağlamıştır. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman, daha önceki konularımıza da bahsetmiştik, ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi'ydi. Evet. Bu Mescid-i Nebevi'nin bir bölümü eğitim ve öğretim merkezi haline getirilmiş ve burada eğitim görenlere de Ashab-ı Suffa adı verilmiştir. Bunlar devamlı olarak Mescid-i Nebevi'de günün 24 saati orada yatıp kalkmış ve Peygamberimizin dizinin dibinde İslam'ı öğrenmişlerdir. Evet.
Mekke'nin fethinden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin ettiği valilerin bir kısmı aynı zamanda Kur'an muallimiydi, öğreticileriydi. Evet. 9 mescitte o dönemde eğitim ve öğretim görülüyor. Medine'den başka fethedilen yerlerde de bu şekilde dersler veriliyordu. Suriye fethedildiği zaman Şam'da Ümeyye Camisi'nde ders halkalarının büyük bir çoğunluğu o dönemde Kur'an okuma, Kur'an'ı anlama ve kıraatla ilgiliydi ki Ebu Derda sahabilerden Ebu Derda orada Kur'an öğretiyordu ki kendisine Muallim-i Şam veya Kari-i Şam ünvanı verilmiş ve zaman zaman bunun sayısı, öğrenci sayısı 1500'e çıkmıştı. Evet. Ve bu şekilde İslami eğitim Peygamberimizle başlayıp Emeviler döneminin başlangıcına kadar dediğimiz yani 4 halife döneminde de genelde mescitlerde ne yapılmıştır? Devam etmiştir. Evet. Peki Sayın Hocam, İslam tarihinde ilk eğitim müesseseleri ne zaman oluşturuldu? Şimdi camilerde başlamış dedik. Evet. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicretiyle birlikte Mescid-i Nebevi'de ve diğer camilerde, mescitlerde başlayan bu eğitim ve öğretim artık yavaş yavaş cami dışında müesseselere taşınmaya başladı. Evet. Emeviler devrinde çocuklar için müstakil mektepler açıldı. Yetişkinlerin eğitim ve öğretime tahsis edilen cami dışı müesseselerin ilk örnekleri de Abbasiler döneminde ortaya çıkıyor. Evet. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra Türk İslam Devleti'nde medrese geleneği Karahanlılarla başlar. Bu devirde artık camiler, medreseler, köprüler, kervansaraylar yapılmış. Buhara, Semerkant şehirleri İslami ilimlerin eğitildiği, öğretildiği merkezler haline gelmiştir. İslam'da ilk medrese, büyük yani çapı ve teferruatlı medrese, Büyük Selçuklular zamanında Alparslan'ın veziri Nizam-ı Mülk tarafından Bağdat'ta açılmıştır. Yani üniversite gibi. Üniversite gibi. Yani tam teşekküllü 1018-1092 yıllarında Nizam-ı Mülk tarafından Bağdat'ta açılmıştır. Ve onun ismiyle anılmıştır. Bu medreselere Nizamiye medreseleri denilmiştir ki bu medreselerde ağırlı olarak dini eğitimin yanında yani Kur'an, icma, kıyas, fıkıh, hadisin yanında, tefsirin yanında pozitif ilimler de birlikte okutulmaya başlanmıştır. Evet. Dolayısıyla hem dini ilimlerin hem de nakli, akli ilimlerin dediğimiz pozitif ilimlerin beraber okutulduğu ilk medrese Nizamiye, Selçuklular döneminde kurulan Nizamiye medreseleridir. Selçuklular Anadolu'ya geldikten sonra büyük şehirlerde, artık fethettikleri şehirlerde gerçekten muhteşem medreseler bina etmiş, yapmış ve bu medreseler halen günümüze kadar ulaşmıştır. Evet. Peki sevgili hocam, Osmanlılar'da eğitim müesseselerinde medreselerin önemi nedir? Biraz da ondan bahseder misiniz? Şimdi Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey zamanında 1330 yılında Orhan Gazi Medresesi olarak İznik Orhaniyesi adında İznik'te kurulmuştur. Evet. Yani Türklerde ilk medrese, teşekküllü bir medrese, Selçuklular döneminde Nizam-ı Mülk tarafından kurulmuş. Evet. Osmanlılar'da da ilk medrese Orhan Gazi zamanında İznik'te kurulmuştur. Evet. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle beraber Bursa, Edirne ve İstanbul'un fethinden sonra artık bu medreseler en üst seviyede kurulmaya ve eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Şimdi 1331-1451 yılları arasında yani İstanbul'un fethine kadar yaklaşık 82 medrese kurulmuştur. Yani o kısa dönem içerisinde İstanbul'un fethine kadar 82 medrese kurulmuş ve İstanbul'un fethinden sonra 1463-1471 yılları arasında kurulanlara ise Fatih medreseleri veyahut da Sahn-ı Senam medreseleri denilmiştir ki bu medreselerle birlikte süreye dayalı eğitim ve öğretime geçilmiştir. Evet. Yani belirli bir süre eğitim ve öğretim yaptıktan sonra bu medreselerden mezun olunmaya başlanmıştır. Evet. Bu Sahn-ı Senam dediğimiz medreseler İstanbul'un fethinden sonra kurulan en üst seviyedeki medreselerdir. Evet. Sahn-ı Senam'da Kur'an, hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi
nakli ilimlerin yanında, yani dini ilimlerin yanında fizik, kimya, matematik, astronomi gibi akli ilimler de ders olarak verilmiştir. Evet. Peki hocam, bu Osmanlı medreselerinde genelde hangi dersler veriliyordu, öne çıkıyordu? O dönemde baktığımız zaman hemen Fatih'ten sonra yine medreseler yeniden bir sistem haline getirilerek düzeltilmiş ve bunu da 1550-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın kurmuş olduğu Süleymaniye medreseleridir ki bu medreselerde ilk tıp okulu, yani Darut Tıp, bu medreselerde yer almış ve bu medreseler içerisinde Darul Akrar, yani eczane, Darul Ziyafe, Tabhane, Matematik, Darul Hadis gibi bölümler de kurulmuştur ki Süleymaniye medreselerinin zirvesi de Darul Hadis'tir. Evet. Kanuni Sultan Süleyman'ın en yüksek payesi kabul edilen bu Darul Hadis daha sonra Osmanlı Devleti'nin diğer sınırları içerisinde de kurulmuş ki Harput'ta da Darul Hadis kurulmuştur. Evet. Şimdi bu medreselere baktığımız zaman, yani gerçekten bu medreseler içerisinde mezun olanlar, yani o gün Osmanlı dönemi bir noktada örfi hukukun yanı sıra şer'i hukukun da hüküm sürdüğü bir devlet yapısına sahiptir. Evet. Bu medreseden yetişenler gerçekten iyi bir eğitimle birlikte o dönemin içerisinde kadıları, öğretmenleri, imamları, doktorları, matematikçileri, tıpçıları hep bu medreselerden yetişiyordu. Evet. Ve bu medreselerde kısaca o dönem, yani Osmanlı toplumunun bürokratı, askeri, doktoru, hocası, alimi, kadısı, müftüsü hep bu medreselerden yetişiyordu. Peki bunlar sizin de sorduğunuz gibi hangi dersleri görüyorlardı? Evet. Yani kısaca baktığımız zaman Osmanlı medreselerinde okutulan dersler Arapça, sarf, nahi, belagat bilgilerini veren emsile ilmiyle bina, maksut, izzi, merah, evamil, kafiye dersleri okutularak ondan sonraki dönem içerisinde mantık, alaka, münazara, beyan, bedi dersleri okutulurdu. Daha sonra sırasıyla Arap edebiyatı, Kur'an ilimleri, kıraat ve tecvid, tefsir ve tefsir usulü, mantık, kelam, adab-ı hadis, vaaz, belagat, yani güzel konuşma, akaid, hadis ve hadis usulü, fıkıh ve fıkıh usulü, hat sanatı, tasavvuf, heyet, hikmet, hesap, hendese, tıp, felsefe, tarih, coğrafya gibi ilimler okutuluyordu. Evet. Talebeler arasında şiir ve edebiyata meraklı olanlar da ayrıca bu derslerin dışında, haricinde Farsça eğitim de alıyorlardı. Yani Arapça eğitimin yanında Farsça eğitim alıyorlardı. Bu talebelerin, yani zeki olma durumuna veyahut da kabiliyetlerine göre bu medrese eğitimi yaklaşık 10-15 yıl arasında devam ediyordu. Evet. Yani en erken 10, en geç de 15 yıl içerisinde bu medreselerden ne yapıyorlardı? Mezun veriyorlardı. Mezun oluyorlardı. Evet. Ondan sonra görevlerine başlıyorlar. Ondan sonra da hayata atılıyorlardı. Evet. Tabii daha önce söylediğimiz şekillerde. Peki hocam, Osmanlılar'da ilim, kültür ve sanat kentleri hangileriydi? Özellikle de bir havza olarak Harput'un yeri nedir? Evet, şimdi asıl konuya geldik. Yani bu bizim şu ana kadar anlattıklarımız Harput'a gelinceye kadar bir girişti. Evet. Şimdi Osmanlı döneminde gerçekten ilim, kültür ve sanat yönünde öne çıkan kentler ya payitaht olan, yani başkent dediğimiz kentlerdir ki bunlar önce Bursa, Edirne ve daha sonra İstanbul'dur. Evet. Yani Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, ondan sonra Edirne, ondan sonra da İstanbul'dur. İlim ve sanat da bunlar öne çıkan ilk şehirlerdir. Evet. Ondan sonra da genelde şehzadelerin bir nevi staj gördükleri şehirlerdir. Bunlar da Trabzon, Amasya, Manisa gibi şehirlerdir. Yani padişahlar kendi şehzadelerini bu şehirlere gönderir. Orada bu şehirlerde şehzadeler o vilayeti idare eder. Aynı zamanda eğitimlerine de devam ettirir, sürdürürlerdir. Bir noktada staj görürlerdir ki o şehirlerde ilim ve sanat yönünde öne çıkan kentlerdir. Hem yöneticiliği öğrenmiş. Tabii hem yöneticiliği öğreniyor, hem eğitim ve öğretimine devam ediyor. Hem de ilim ve sanat yönünden o şehirlerde o şehzadelerin gelişiyle ve orada bulunuşuyla öne çıkıyorlardı. Yani diğer şehirlerden daha faaldı. İşte bu iki statünün haricinde olmasına rağmen Harput'ta ilim ve kültür gerçekten çok ileri derecedeydi. Yani Harput ne bir başkentti, Harput ne de şehzadelerin hüküm sürdüğü veyahut da
gelip staj gördüğü bir şehirdi. Ama buna rağmen ilim, kültür ve irfan cihetiyle gerçekten bir başarı elde etmişti. Ve bu başarı da dikkate değer bir başarıdır. Peki bu başarı nereden kaynaklanmıştır? Baktığımız zaman Malazgirt Zaferi'nden sonra Türklerin iskanına açılan Harput, 12. yüzyıl ortalarında Artukoğulları tarafından inşa edilen bir ulu camimiz var. Evet. Bu ulu caminin etrafında hemen medreseler, hankahlar ve diğer hayatı müştemilatıyla genişleyerek gerçekten kısa bir sürede ihtişamlı bir İslam şehri hüviyetine kavuşur Harput. Evet. Bunlardan ilki, yani baktığımız zaman nasıl bir İslam şehri hüviyetine kavuşmuş ki hemen Harput o bölge içerisinde önde gelen şehirlerden biri olmuştur. Hı hı. Bunlardan ilki 925 ve 1005 yılları arasında yaşayan Palulu Ebul Hasan Ali bin Muhammed bin El Muhtar El Adevi Eşşimşati'dir. Evet. Yani bu bölgenin ilk büyük alimlerinden biri, kısaca Şimşati olarak tanınan, Arap dili ve edebiyatı konusunda üstad kabul edilen büyük alim ve şair, Şimşati bu bölgenin ilk yetişen alimlerinden biridir ki yaklaşık 40 civarında da eser vermiştir. Evet. Yani az bir eser değildir bu. Hı hı. Yine bunlardan ikincisi olarak Harputlu Ahmet en-Nakkaş İlyas bin Harputi'dir ki 1195 ile 1210 yılları arasında yazmış olduğu Tuhfetül Vesaya adlı fütünnamesi yine Harput'ta yazılan ilk eserlerden biridir. Evet. Yine bu dönemde Harput'ta bir süre yaşayan simalardan biri Sühreviye tarikatının kurucusu büyük alim Şihabettin Sührevirdi el-Maktul'dür ki evet. İmamettin Karaaslan Artuklu hükümdarı ve Diyarbakır'ın meliklerinin efendisi olarak Harput'tayken Sühreviye'nin yanında talebe olmuş kendisine, onun yanında okumuş ve o da Elvahül İmadiye adlı eserini bu emir için yazmıştır. Evet. Yani Sührevi'nin hayatına baktığımız zaman, Sühreverdi'nin hayatına baktığımız zaman yaklaşık 90 civarında eser yazmıştır. Yazmış. Özellikle yani Osmanlı döneminin bu döneminde Harput ilim ve sanatta gerçekten ileri bir seviyeye gelmiştir. Evet. Ama günümüzde sık sık bahsediliyor da bu konulara hiç kimse değinmiyor. Yani şimdi işte Harput deyince günümüzde emoşu, fidoşu, gayabaşı, hopopu bu tür şeyler geliyor hocam. Neyse konumuzu evet, değiştirmeyelim. Biz iki yıldır bu ekranlarda evet. Harput'un evet. bu yönünü anlatmaya gayret evet. ediyoruz. Harput niçin bir havza şehridir hocam? Biraz da gerçi demin bahsettiniz ondan ama biraz da onu açar. Yani gerçekten lazım. Şimdi Harput bir havza şehridir. Evet. Yani Harput'un o günkü idari yapısına baktığımız zaman Harput bir eyalettir. Evet. Yani Mamuratul Aziz kuruluncaya kadar, aşağı taşınıncaya kadar Harput bir eyalettir. Ve bir örnek vereyim sadece. 1859 ile 1865 yılları arasında Harput'un şöyle bir idari yapısına baktığımız zaman Harput'a bağlı maden sancağı, Ergani, maden sancağının içerisinde Ergani, Vahderan, Çermik, Çüngüş nahiyeleri, Egil, Palu, Keban, maden kazaları, Çarsancak, Sağman, Pertek, Argüvan, Ebu Tahir nahiyeleri, Hekimhan ve Derbent, Hasan Çelebi, Ayvalıdere nahiyeleri Harput'a bağlı. Evet. Harput ile Malatya sancağına bağlı Arapgir, Zile, Çemişgezek nahiyesi, Egin ve Şadi nahiyesi, Malatya ve Akçadağ nahiyesi, Şiro ve Bucak, İzole aşireti, Belyan aşireti nahiyeleri Harput'a bağlı. Evet. Yine Besni diğer ismiyle Siverek sancağı Harput'a bağlı. Bunlara bağlı olarak Gerger, Hısnı Mansur yani Adıyaman, Kahta, Samsat, Çatallı, Atmalı, Piruş aşireti nahiyeleri Besni ve Aşayir, Hüveydi, Elyatlı, Reşan'ı aşireti nahiyeleri Harput'a bağlı. Evet. Dersim sancağı baktığımız zaman Dersim ile Hozat, Kuzican, Ovacık, Mazgirt, Kuçköprü aşireti, Kuruçay, Kemah, Cercanis ve Çarsancak, Sağman, Kaza ve nahiyeleri Harput'a bağlı. Hı hı. Bütün bu sancak, kaza ve nahiyelere baktığımız zaman o dönemde Harput'un bir sınırı Erzurum, hı hı. bir sınırı Diyarbakır,
bir sınırı Urfa, bir sınırı da Sivas'a kadar dayanmış bir coğrafi konuma sahip. Günümüzde eyalet gibi yani. Eyalet tabii, Harput eyaleti. Hı hı. Ama büyük bir coğrafyaya sahip. Evet. Yani bugün Arapgir'de giderseniz Harput'un izlerini görürsünüz. Evet. Eyin'e giderseniz görürsünüz. Çüngüş'e giderseniz görürsünüz. Malatya'ya giderseniz, Adıyaman'a giderseniz Harput'un izlerini halen orada görürsünüz. Kültür bakımında da öyle. Tabii ben aynı oraları kültür, görmüşüm. Yani kültür genellik olarak bizlere çok yakın. Harput havzası kültürü diyoruz çünkü biz. Evet. İşte bu yönden baktığımız zaman Yavuz Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine geçmesiyle Harput sürekli olarak sosyoekonomik yönden, ilim ve kültürel yönünden gelişme sürecine girmiştir. Evet. Yani Yavuz döneminde, Yavuz Sultan Selim döneminde bu bölge Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra Harput her yönden gelişme sürecine girmiştir. Özellikle de batıdan Orta Doğu'ya giden ticaret mallarının bir kavşak noktası olan Harput'a çeşitli yerlerden göçler de başlamış. Evet. Ve bu göçlerle birlikte de bu kentin dini ve ilmi eğitimi önemli bir ön manada ne yapmıştır? Öne çıkmıştır. Evet. Yani 19. yüzyıla geldiğinde gerçekten tarihte eşine ender rastlanır biçimde Harput en parlak dönemini yaşamıştır. Evet. Hem ekonomik yönden, hem kültürel yönden, hem de ilim yönünden. Eğitim yönünden. Eğitim yönünden. Yani zirveye çıkmış ama 19. yüzyıldan sonra hızlı bir gerilemeyle tükenme sürecine günümüze girip... Günümüze kadar gelmiştir. Yok olmuştur, yok. Günümüze gelse neyse. Doğru. Peki hocam, geçmişte Harput'ta dine eğitim müesseleri ve burada yetişen alimlerden biraz bahseder misiniz? Şimdi gerçekten Harput'ta o dönem içerisinde, yani 19. yüzyıl döneminde en donanımlı medresesi Harput'ta eğitime açıldı. Evet. Yani az o zaman Harput'a bağlı Arapkir ilçesinde olan Sadrazam Yusuf Kamil Paşa, Abdülmecid döneminde, Sultan Abdülmecid döneminde kısa bir süre sadrazamlık yapan Arapkirli. O zaman da Arapkir Harput'a bağlı. Yusuf Kamil Paşa 1868 yılında gerçekten mükemmel bir eser olarak Harput'ta kendi adıyla anılan Kamil Paşa Medresesi'ni kurup faaliyete geçirmiştir. Evet. Yani biz Osmanlı döneminde, Fatih döneminde veyahut da Kanuni döneminde başkentteki medreseleri saydığımız zaman aynı özelliklere sahip bir medrese külliyesi Harput'ta oluşturulmuştur. Evet. Paşa'nın akrabasından meşhur İbnül Emin Muhammed Kemal İnal, Son Sadrazamlar isimli eserinde babası Emin Paşa ile birlikte geldiği Harput'ta Kamil Paşa Medrese ve Kütüphanesi'ne şöyle bahsediyor. Mükemmel bir medrese ve muntazam bir kütüphane vücuda getirildi. Evet. Ve idaresi temin edildi. Hı hı. Türklüğün medar-ı iftiharı olan ve büyük alimlerden Harputlu Hoca Abdülhamid Hamdi Efendi müderris ve mütevelli tayin kılındı. Evet. Yani bu medreseye ilk olarak atanan Harputlu büyük alimlerimizden ve müelliflerimizden Abdülhamid Hamdi Efendi'dir. Evet. Medrese ve kütüphane yıllarca bu bölgeye, hem Harput'a hem bu Harput havzasına hizmet etti. Bu medreseden onlarca değil, yüzlerce alim yetişti. Evet. Abdülhamid Hamdi Efendi'den sonra oğlu Müftü Kemalettin Efendi de bu eğitim sürecini devam ettirdi ve orada müderrislik yaptı. Evet. Aynı zamanda Harput'ta yetişen alimlerin bir kısmı İstanbul'a giderek, yani o gün ilmin başkenti olan İstanbul'a giderek orada tanındılar ve şöhret oldular. Evet. Mesela bunlardan Abdüllatif Harputi, Sultan Abdülaziz'in huzur dersi hocalarındandır. Evet. İshak Efendi yine büyük alimlerimizden ve eser yazan alimlerimizdendir. Yine İmam Busuri'nin meşhur Kaside-i Büdresi'ni şerh eden Ömer Naimi Efendi başka bir alimimizdir ki bu alimlerimiz o günkü şartlar içerisinde ve hatta günümüze kadar İslam aleminde tanınan meşhur alimlerimizdir. Evet. Şimdi bunlardan birlikte baktığım zaman Abdüllatif Lütfi Harputi, Ebu Bekir Nusret Harputi, Hamid bin Abdülfettah Paluvi, Hüseyin Fehmi Paluvi, İbrahim Lebip Harputi,
Hoca İshak Harputi, Müftü Kemalettin Efendi, Seyyid Yusuf Şükrü Harputi gibi alimlerimizin yazdıkları yüzlerce eser bugün halen kütüphanelerde mevcuttur. Evet. Özellikle yine konumuzun gereği olan alimlerimizden birisi de özellikle Hamid bin Abdülfettah Paluvi'dir ki 12. asırda yetişmiş en büyük kıraat alimlerimizden birisidir. Yazdığı bu eser o dönemden günümüze kadar Diyanet eğitim merkezleri, ihtisas merkezleri, özellikle ihtisas merkezlerinde halen kaynak eser olarak Zübdetül İrfan fi Vucuhil Kur'an adlı eseri okutulmaktadır. Evet. Yani bütün İslam alemi kıraat konusunda bunu üstad kabul etmişlerdir. Evet. Ve eseri halen günümüzde bile Diyanet eğitim merkezleri ve ihtisas merkezlerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Evet. Osmanlılar döneminde Harput'ta yapılan medreselerden büyük bir çoğunluğuna baktığımız zaman gerçekten bunların bir emsali de sanki Harput'ta yapılmıştır. Yani İstanbul'da büyük bir medrese mi yapılmış? Bunun ufak bir benzeri veya emsali de Harput'ta yapılmıştır ki ikinci büyük bizim medrese külliyemiz Kurşunlu Camii Medresesi'dir. Evet. Birincisi Kamil Paşa Medresesi'dir. İkincisi de Kurşunlu Cami Medresesi'dir ki bu medrese içinde 5 ayrı medreseyi topluyordu. Evet, yani şu andaki yani. Kurşunlu Camii'yi düşünün. Onun evet. etrafında 5 tane ayrı medrese var. 2 tane de kütüphane var. Evet. Şimdi Harput'ta ve diğer ilçelerde baktığımız zaman gerçekten bu medreselerin içerisinde yani bu medreselerden mezun olan, yetişen büyük insanlar ve bu büyük insanların kitapları, ders kitapları okutulduğu gibi Osmanlı döneminde Harput'ta yapılan bu medreseler bir noktada günümüze kadar değil de bundan önceki dönemlere kadar etkisini devam ettirmiştir. Evet. Şimdi Kurşunlu Medresesi'ne baktığımız zaman gerçekten camiyle beraber bir site halinde dört etrafı medreselerle çevrili ve ayrı ayrı odaları, bazen bazı medreseler iki katlı, yüzden fazla talebe hücreleri, eğitim ve müderrislerin ikametine mahsus dershaneleri ve kütüphanesiyle gerçekten bir külliye. Kurşunlu Camisi'ndeki medrese sitesinde bulunan medreseler şunlardı. Hemen minarenin öndeki merdivenden çıkarken sağdaki medresenin ismi İsmailiye Medresesi'ydi ki onun kurucusu yani banisi Çötelizade Ahmet Ağa'dır. Evet. Çınarın üstünde ve merdivenin solunda bulunan medresenin ismi Ziya Paşa'nın yaptırdığı Ziyaiye Medresesi'dir. Yine cümle kapısından girilirken merdivenlerden yukarı çıkılan medresenin ismi ise Kurşuni Medresesi'dir. Dördüncüsü Kurşun'un alt katında Mehmet Ağa Medresesi. Yine daha önce Çolakzade Medresesi olan bir kısım daha sonra Rüştiye Mektebi'ne çevrilmiştir. Ve dolayısıyla bu medreselerle birlikte evet. bir kısmı daha sonra Harput Darül Hilafesi'ni de içine almıştır. Şimdi diyeceksiniz ki Harput Darül Hilafesi nedir? Evet. Sormadan ben sorayım. Tabii buyurun. Şimdi meşrutiyeti müteakip Osmanlı döneminde İttihat ve Terakki Hükümeti İstanbul'da yeni bir medrese sistemi veya medrese açılıyor. Ve bu medreselere Darül Hilafetül Aliye medreseleri ismi veriliyor. Ve bunun bir benzerinin de aynısı Harput'ta açılıyor. Evet. Yani İstanbul'da olan evet. medresenin benzeri Harput'ta da açılıyor. Bu şekilde Harput'un önemi çok büyük. Onun için bu medreseler sistemi içerisinde Darül Hilafetül Aliye Medresesi, Kurşunlu Medresesi Külliyesi içerisinde bir müddet devam etmiş ve daha sonra da bu medrese İmam Hatip'e çevrilmiştir. Evet. Peki hocam, geçmişte Harput'ta hangi kütüphaneler vardı? Bu kütüphanelerde bulunan binlerce cilt bu kitaplara ne oldu? Şu an nereye gitti belli değil, kimse bilmiyor. Evet, en acı nokta burası zaten. Siz bu konuda çok araştırma yaptınız. Daha konuyu şimdi bildiğiniz için size soruyorum. Kamil Paşa Medresesi'nde, dedik ki Kamil Paşa'nın medresesinde aynı zamanda bir kütüphane mevcut. Evet. Osmanlı vilayet salnamelerine baktığımız zaman bu ilk anda bu medresede 300 cilt eserin olduğu, daha sonra bunun 500'e çıkarıldığı ve daha sonra da bu kitap sayısının 1000 cilde ulaştığı söylenmektedir. Evet.
Kurşunlu Camii Medresesi'nde iki tane evet. kütüphane olduğundan bahsettik. Bunlardan biri Kurşunlu Camii Medresesi'ndeki Çötelizade Hacı Memi Ağa tarafından 1210 yılında yapılan medresesinin kütüphanesidir ki evet. yaklaşık 1000 cilt eser burada mevcut. Evet. Yine 1833'te Çötelizade Hacı İbrahim Paşa tarafından yapılan İbrahim Paşa Medresesi'nin kütüphanesinde ise yaklaşık 300 cilt kitap mevcut. Evet. Bu kitapların büyük bir çoğunluğu el yazması. Hı hı. Nefis, büyük kitaplardı. Evet. Yani çok nadir bulunan el yazması bu kitaplar başka kütüphanelerde bulunması mümkün olmayan kitaplardı. Rahmetli İshak Sungroğlu Harput yollarında bu eserlerin akıbeti hakkında şu bilgileri verir. Yani bu kütüphaneler, kitaplar ne oldu? Hı hı. Diyor ki muhterem arkadaşım Ömer Naimi Efendigiller bu kütüphanelerden ancak kendi medreseleri bulunan Kamil Paşa Medresesi kütüphanesindeki binden fazla kitabın Elazığ'a nakline ve evinde tesis ettiği kütüphanede muhafazasına muvaffak olmuştu. Evet. Evine getirilmiş. Evine getirdi. Ama ondan sonra bu kitaplar ne oldu? Meçhul. Bir kısmı Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlandı. Evet. Bir kısmı bu kitapların Ankara'da İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde ben rastladım. Evet. Ama büyük bir çoğunluğu ne oldu? Diğer kütüphanelerde olan, devam ediyor, kütüphanelerde olan kitaplardan büyük bir kısmı ise şunun bunun elinde kalmış, kıymetli olanları çalınmış, bir kısmı ise Harput ve daha sonra da Elazığ Halk Evleri kütüphanelerine nakledilmişti. Evet. Elazığ Halk Evi'nde binden fazla eski ve 3000'e yakın da yeni yazı kitabın mevcut olduğunu gördüm diyor. Evet. Yani o günkü halk evlerinin kuruluş amacını biliyoruz. Hı hı. Yani CHP döneminde kurulan halk evlerinde bu kitaplar ne oldu? Evet. Yani o zaman Osmanlı arşivleri hı. talan ediliyordu. Evet. İmha ediliyordu. Yine devam ediyor. Diyor ki bu kitaplar ne oldu? Bunların nereye gittiğini bulamadım. Akıbeti meçhul. Akıbeti meçhul. Bunu soran İshak Sungroğlu. İshak Sungroğlu kendi döneminde bu kitapların evet. nereye gittiklerini bulamadığını, evet. telef olduğunu ve bir kısmının bu şekilde bazı ellerde kaldığını veya halk evlerindeki kütüphanelerde bulunduğunu ama sonrası meçhul. Yani biz yaşadık, gördük. Bizim gençliğimizde İmam Hatip Lisesi'nde okurken Harput'taki kitapların bir kısmı yeni yapılan İzzet Paşa Camisi'nin altındaki şu andaki evet. şu andaki kuyumcuların bulunduğu yere taşındı. Evet. İki dükkan sığacak kadar kitap vardı. Büyük ve bunların büyük bir çoğunluğu da yazma eserlerdi. Evet. Talan edildi. Ne oldu hocam? Talan edildi. Onlar? Bunların talan. Tarihi bir değeri yani, de vardı. Yani tabii hepsi kıymetli yazma eserler. Hı hı. Yani hem maddi hem de manevi kıymeti olan büyük eserlerimiz bunlar. Evet. Çalındı, götürüldü, hı hı. satıldı, başkalarına verildi. Ve bugün elde çok az bir kısmı mevcut ki buna da şu anda Elazığ Müftülük el koymuş durumda. Evet. Bu yazma eserler yani gerçekten bizim bir içimizde kanayan yaradır. Yani evet. bu eserlerimize sahip çıkamadık ki hangisine sahip çıktık. Evet. Bu eserlerden ben bu Dinayet kitaplığına getirileni ben de şahidim. O zaman herhalde Elazığ valisi Lütfullah Bilgin oluydu. Resul Şahin de Allah selamet versin. Burada kendisini de anıyoruz. Ya bu konuda çok büyük çalışmalar oldu. Bu kitapların bir araya getirilmesi yönünde. O zaman bu konuda çok uğraştı. O kitapların buraya gelmesi. O kitapların içinde Elazığ'da bulunan diğer evet. yazma eserler ha. veyahut da evet. bu o şekilde eserlerin emeği geçti yani Resul Şahin'in. Ama geriye bir şey kalmamıştı ki. Ayrı konu. Ama o gelenleri, geriye kalanları da kurtardılar. O da bir şey, şeydir. Ya bilmiyorum tabii. Gene sonu meçhul. Peki hocam. Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı bu dini yüksek ihtisas merkezleri, geçmişte dini medrese, eğitimlerinin yerini tutabilir mi? Evet, medreselerden, Harput'taki medrese ve kütüphanelerden bahsettikten sonra şu anda günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı başta müftü ve vaizler olmak üzere personelini mesleki bakımdan daha iyi yetiştirmelerini sağlamak, hizmetteki verimlerini artırmak bakımından bir program dahilinde hizmet içi eğitim veya ihtisas kursları düzenlemektedir. Hı hı. Vaiz ve müftülere yönelik hizmet içi eğitim ihtisas kursları
2,5 yıl devam etmektedir. Evet. Yani bu gerçekten önemli bir konu. Harput'ta çok müsait bir Hayır, yer. Tabii Harput'a geleceğiz. Evet. Şimdi 2,5 yıl ihtisas kursu. Yani vaiz ve müftülerin yetiştirilmesi. Şimdi bunu da 4 yıllık dini bir okuldan mezun olacak. Ondan sonra yazılı sınavda en yüksek puan, şu andaki uygulamayı söylüyorum. En yüksek puan alanlardan sıralanarak 900 kişi sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavda da Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumanın baraj kabul edildiği bu sözlü uygulamada da 70 ve üzeri puan alanlar bu ihtisas kurslarına devam edebilecektir. Evet. Şimdi nerede var bu ihtisas kursları? İlk ihtisas kursu İstanbul'daki Haseki kursudur. Dini yüksek, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi deniliyor buna. Evet. Ondan sonra Diyarbakır'da Dini Yüksek İhtisas Merkezi açıldı. Erzurum'da Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi açıldı. İzmir'de Dini Yüksek İhtisas Merkezi var. Kayseri'de var, Konya'da var, Rize'de var, Trabzon'da var. Evet. Yani Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Rize ve Trabzon. 8 evet. vilayetimizde Dini Yüksek İhtisas Merkezi var. Evet. Bu önemli bir olay. Şimdi bu ihtisas merkezinde hangi dersler, hangi programlar okutuluyor ona baktığımız zaman, niye bunu söylüyorum? Çünkü daha önce bahsettiğimiz medreselerdeki eğitim sistemiyle bir benzerliği var mı? Evet. Yani 3 dönem halinde önce bir Arapça eğitimi verilmektedir. Evet. Eğitim programında yaklaşık 990 saat, yani her dönem 330 saat olup burada Arapça, sarf, nahiv, metin çözümlemesi, yazılı anlatım, sözlü anlatım, Arapçadan Türkçe'ye çeviri, Türkçeden Arapça'ya çeviri dersleri verilerek bu şekilde oraya, bu kursa devam eden kursiyerlerin duygu ve düşüncelerini Arapça sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde ifade etmeleri. Evet. Dinlediği, okuduğu Arapçayı en güzel bir şekilde doğru anlamayı ve değerlendirmeyi, Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına göre kullanmayı, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslam bilimleriyle ilgili Arapça kitapları okuyup tercüme edebilmeleri, Arap dilini kendi terimleri ve özgün yöntemleriyle kavrayacak bireyi veyahut da eleman haline getirme amaçlanmıştır. Evet. Yani ilk etapta ne yapacak? Arapçayı her yönüyle mükemmel öğrenecek. Evet. Ondan sonra ikinci programda 6 dönem devam edecek. Arapça programı 3 dönemdi. Evet. İkinci ihtisas programda 6 dönem, yaklaşık 1704 saat. Evet. Bunda da Arapça yine sarf, nahiv, metin çözümleme, yazılı anlatım, sözlü anlatımın yanında tefsir, tefsir usulü, tefsir tarihi, klasik tefsir metinlerini okumak, kıraat, aşere-i kıraat, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve Kur'an meali, hadis, hadis tarihi, hadis usulü, hadis tahlil ve tenkidi, anlama ve yorumu, hadis metinlerini okuma, evet. fıkıh, fıkıh ilmine giriş, fıkıh usulü, fıkıh maksatları, makasıt diyoruz biz buna, klasik metinlerin okunması, mukayeseli metinler ve güncel problemler. Ondan sonra İslam düşüncesi, mantık, eleştirel düşünme, akaid, kelam, klasik metin düşünce, ahlak ve tasavvuf, dinler ve dini akımlar, iletişim ve dini rehberlik, musiki ve hat sanatları. Evet. Yani baktığımız zaman gerçekten 2,5 yıl içerisinde mükemmel bir eğitim veriliyor. Evet. Ve bu eğitim verildiği zaman başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslam bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilen, beceriye sahip olan insanlar yetiştirmek. Yani gerçekten bu ihtisas kurslarına devam eden, geçmişte bu medreselerden yetişen müderrisler gibi donanımlı alimlerimiz ortaya çıkmaktadır. Evet. Ancak nedir? Yeterli mi bu? 8 vilayetimizde var. Yeterli mi? Hayır. Biz ne diyoruz? Harput'ta da olsun. Yeri de mevcut. Bir de Harput'ta olsun da hocam, şimdi geçmişte yani biraz belki bu gözden
uzak kaldı. Mesela siyasiler bu olaya sıcak bakmadı. Yerel yöneticiler bakmadı. Hatta Dinayet İşleri Başkanlığı'nda Elazığlı hemşerilerimiz Dinayet İşleri Başkanlığı yaptırır. Dinayet İşleri Başkan yardımcılığı yaptırır. Yani bu en son kısa döneminde Fikret Karaman hocamız da Dinayet İşleri Başkan yardımcısıydı. İsteseydi yani buradaki bu Kur'an kursuna o zaman bu dini yüksek ihtisas merkezi bura olsaydı. Harput'u biz diyoruz işte turizm merkezi, inanç turizmi, işte şu bu. Yani o zaman peki bura ihtisas açılsaydı Harput'taki şey, okul, Elazığ'a Harput'a getirisi götürüsü ne olacaktı? Orada ne kadar insan kurs görecekti? Bu yıllarca devam edecekti. Bölüm 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 geleceklerdi. Gidecek bir üniversite görevi yapacaktı orada. Harput'ta kalkınacaktı, gelişecekti şimdi yani. Şimdi geçmişte şunlar yapıldı veya bunlar yapılmadı diye bir tartışmanın içerisine girmektense evet. Şu anda neler yapabiliriz? Evet, ona o da ama bu yani geçmişi de hatırlamak lazım yani. Lazım ama evet. Geçmiş artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yeniye bakmak lazım. Bakın bugün Harput'un konumu çok uygun. Evet. Yani geçmişte nasıl 19. Hı-hı. yüzyılda ilimde, sanatta, kültürde Hı-hı. zirve yapmışsa evet. bugün de dini ilimler noktasında Harput'a zirve yaptırabiliriz. Evet. Harput'ta yıllardır devam eden, hafız yetiştiren bir Kur'an kursumuz var. Evet. Değil mi? Hı-hı. Yine 1982 yılından beri hizmet veren Diyanet Eğitim Merkezi var. Evet. Ve yeni açılan bir İmam Hatip Lisemiz var. Evet. Çok donanımlı. Hı hı. Bak, Kur'an kursunda hafız yetişecek. Evet. Oradan İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci yetişecek. Hı hı. İmam Hatip Lisesi'nden yetişenler Diyanet Eğitim Merkezi'nde eğitim görecek. Hı hı. Geriye ne kaldı? İhtisas Merkezi. Evet. Diyanet Eğitim Merkezi 2012 yılında uygulamaya konulan Harput koruma amaçlı imar planı ile birlikte Diyanet, şu andaki Diyanet Eğitim Merkezi'nin binası buna uygun olmadığı düşünülüyor. Hı hı. Yani benim yaptığım evet, araştırmaya göre. Evet. Ve yıkılması üzerinde bir ittifak var. Yeniden bir Harput Külliyesi yapılması düşünülüyor. Evet. Harput Külliyesi. Ancak bu Harput Külliyesi yapılırken de, yani inşaatı devam ederken de Harput Eğitim Merkezi'nin faaliyetine devam etmesi lazım. Yani evet. Yaklaşık 20-30 bin insan kuruluşundan günümüze kadar burada gelmiş eğitim görmüşlerdir. Hı hı. Şimdi Harput Eğitim Merkezi yerine yapılması düşünülen Harput'un doku mimarisine uygun olarak hı hı. aynı zamanda geçmişten Selçuklu mimarisinden ve Osmanlı mimarisinden de Esinlenerek evet. Harput dokusuna uygun bir külliye yapıldığı zaman evet. bu Harput külliyesinin içerisinde ne olması gerekir? Bir müftü ve vaizlerin ihtisas merkezi. Evet. Yani 9. ihtisas merkezi Harput'ta açılmalı. Türkiye'nin veyahut bölgeden bütün ihtisas görecek insanlar tabii, oraya gelirler. 9. 8 tane vardı ya. Evet. 9. orada açılacak. Ya bu çok önemli bir çok konu önemli. Hocam yani. Elazığ'a hem de Harput'umuzda hem maddi hem manevi olarak tabii, şey kazandı. Tabii bu yeterli mi? Hayır. Biz evet. dedi ki bu bölgemizde yetişen bir kıraat üstadı var. Evet. Abdülfettah Palevi. Hamid bin Abdülfettah Palevi. Evet. Onun için bir kıraat merkezi açılmalı. Hı hı. Doğru. Kıraat merkezi açılmalı. Kıraat ihtisas merkezi. Bu da yeterli mi? Hayır. Harput'ta bu külliye içerisinde, Harput külliyesi içerisinde ilahiyat doktora tezlerinin yapıldığı bir İslami araştırma merkezi olmalı. Evet. Veyahut da Harput'ta ilahiyatı taşımalı oraya. Harput'ta en uygun yer. Bu fakülte de olabilir. Aynı zamanda yeni kütüphaneler ihdas edilmeli. Evet. O Harput'taki kaybettiğimiz kütüphaneler var ya, evet. orada ihdas edilmeli. Evet. Şimdi biz Elazığ'da evet. ilk defa bunu dile getiriyoruz. Bakın. Evet. Çok önemli yani bir konu. Konuşuluyor. Hı-hı. Projeler üzerinde taslaklar yapılıyor. Yani o taslakların bir kısmını ben gördüm. Elimde de mevcut fotoğrafları. Ama kesin olmadığı için burada yayınlamadık. Evet. Ama Harput'ta yapılacak bu külliyede hı-hı. Müftü Vaiz İhtisas Merkezi, evet. Kıraat İhtisas Merkezi, İlahiyat Doktora tezlerinin yapıldığı İslami Araştırma Merkezi ve yeni kütüphanelerin oluşturulması gerekir. Evet. Bu ihtisas merkezleri açıldığı zaman dedik ki
Selçuklu mimarisinden ve Osmanlı mimarisinden de esinlenmeli. Bugün Türkiye'nin birçok vilayetinde hem Selçuklu mimarisine ait hem de Osmanlı mimarisine ait medreselerimiz mevcut ayakta. Evet. Bu medreselerin mimari yapısına baktığımız zaman bir kapalı avlulu kubbeli medreseler var. Bir de açık avlulu eyvanlı medreseler var. Evet. Bunların dış görüntülerinden veyahut da bazı bölümlerinden de esinlenerek mükemmel bir proje ile birlikte Harput Külliyesi ne yapılması gerekir? Halkın onayına veyahut da istişaresine sunulması lazım. Yani halkla birlikte değişik kısımlar, değişik kesimler bu konuyu ne yapması lazım? İstişare etmesi lazım. Evet. Şimdi bu ihtisas merkezlerinden bir isteğimiz daha var. İnşallah olacak. İnşallah. Bu ihtisas merkezleri açıldığı zaman bunların isimleri ne olacak? Evet. Biz biraz önce Harput'ta yetişen değerli büyük isimleri saydık. Mesela bu alimlerimizden Beyzade Ali Rıza Efendi, Abdülhamit Hamdi Efendi, Abdüllatif Harputi, Ömer Naimi Efendi, Abdüllatif Lütfi Harputi, Ebu Bekir Nusret Harputi, Hamid bin Abdullah Palevi, Hüseyin Fehmi Palevi, İbrahim Lebip Harputi, Hoca İshak Harputi, Müftü Mehmet Kemalettin Efendi, Seyyid Şükrü Harputi gibi alimlerimizden bazılarının isimlerini verilmesi lazım. Niye bu isimleri saydım? Bunların onlarca eserleri mevcut. Eserleri var. Orada yetişmişler. Tabii. Öğrenciler yetiştirmişler. Mesela Müftü Vaiz İhtisas Merkezi dedik. Evet. Açılsın. Müftülerimizden, büyük müftü ve alimlerimizden, eser sahiplerinden Müftü Ömer Naimi Efendi. Evet. Yine onun torunu Müftü Mehmet Kemalettin Efendi'nin ismi pekala verilebilir. Evet. Kıraat İhtisas Merkezi'ne kıraat üstadı olan Abdülhamid bin Abdülfettah Palevi'nin ismi verilebilir. İlahiyat doktora tezlerinin yapıldığı İslami Araştırma Merkezi'ne Beyzade Ali Rıza Efendi, Abdüllatif Harputi, Ebu Bekir Nusret Harputi, Hoca İshak Harputi isimleri verilebilir. Evet. Kurulacak olan kütüphaneye de geçmişte Harput'taki kütüphanelerin ismi yeniden verilebilir. Yani Yusuf Ziya Paşa, İbrahim Paşa kütüphaneleri denilebilir. Evet. Yani biz bunları birer temenni olarak dile getiriyoruz. İnşallah. İnşallah bu temennilerimiz gerçekleşir ve kamuoyunda yankı bulur, ses getirir düşüncesinde ve temennisindeyiz. Sevgili hocam, güzel bir mesajlar verdik. İnşallah bunlar da yerini bulur. Siyasiler de veyahut ilgili kurumlar da bu konuda bu duyarlılığı yani gösterirler. Harput'ta dert edilen hem, sivil hem ve siyasi turizm açısından, hepsi. Hem turizm açısından, hem inanç turizmi açısından hem de Harput'umuz daha canlanacak, daha güzel şeyler olacak. Yani sivil toplum örgütlerimizle, siyasilerimizle, belediye başkanımızla, valimizle, ondan sonra üniversitemizle, ticaret ve sanayi odamızla, herkes, bütün Elazığlılar el birliğiyle bu ihtisas merkezlerini saymış olduğumuz üç önemli ihtisas merkezinin Harput Külliyesi içerisinde yapılacak olan inşallah bu Harput Külliyesi içerisinde ve kütüphaneleriyle beraber istiyoruz. Peki, teşekkür ederim hocam. Teşekkür Ağzınıza ederim. Sağlık. Değerli izleyenler, süremiz doldu. Hepinize iyi akşamlar.